YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün mini bazlamalar yaptım. Yumuşacık pamuk gibi oldu. Yapılışını biraz farklı, çok detaylı çektim. Özellikle sunum hali gerçekten çok güzel. Çeşit çeşit sunumlar yaptım. İzlemenizi tavsiye ederim videonun sonuna kadar. Öncelikle hamuru yoğuralım. Bir yemek kaşığı şeker, bir küçük paket instant maya, bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı ılık süt, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekleyelim. İster ayçiçek yağı veya zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı ekledim. Üç bardak kadar da un kullanıyorum. Ele yapışan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Eğer katı kaçırırsanız ılık su eklemeye devam edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz. Hamurumuzu güzelce karıştıralım veya tamamen özleşene kadar yoğuralım. Kıvamı da bu şekilde ele yapışan kıvamda bir hamur olacak. Daha sonra üzerini kapatıp en az 1 saat mayalandırmaya bırakalım. Mayalanan hamuru çok kısa 3-5 saniye yoğuralım. Hamur cıvık bir kıvamda olduğu için bütün aşamalarda un kullandım. Elimi unlayıp hamuru yoğurdum ve bezeleri ayırırken de yine bol miktarda un kullandım. Küçük küçük bezeler yapacağız. Bunu isterseniz tabii bütün bazlama olarak da yapabilirsiniz ama ben böyle sandviç gibi minik minik yaptım. Genelde de bu şekilde yapıyorum aslında. Çok da güzel oluyor, çok da güzel pişiyor. Küçük bezeleri yaptıktan sonra elimizle eşit bir şekilde bastıralım, biraz büyütelim, bir çay tabağı büyüklüğü kadar, belki ondan çok az daha büyük olabilir. Küçük küçük hamurlarımızı açalım. En önemli kısım burası. Ben hamurların altına pişirme kağıdı koyuyorum çünkü direkt hemen pişirmeye geçmeyeceğim. Bir 15-20 dakika bu şekilde mayalanmaları gerekiyor. O zaman çok daha yumuşacık, çok daha kabaran güzel mini bazlamalar elde ediyoruz. Normalde tabii ki pişirme kağıdı kullanmadan da mayalandırıp direkt tavaya alabilirsiniz ama bu sefer elimizle dokunduğumuzda mayalar hemen sönebiliyor. Bu çok güzel bir yöntem. Ben pişi yaparken de bu yöntemi kullanıyorum. Eğer elinizde pişirme kağıdı varsa kağıtları küçük küçük kesip hamurları üzerine koyabilirsiniz. Hepsini ocağın yanına bu şekilde koydum. 15-20 dakika bekledikten sonra artık pişirme kısmına geçeceğim. Yanmaz bir tava kullanalım. Yağ kullanmıyoruz. Tamamen sıcak olması gerekiyor. En başta tavanın altına veya tencerenin altına yüksek ısıda açalım. Daha sonra tabii ki biraz düşürmemiz gerekiyor. Orta ateş, kısık ateş arası pişirmemiz lazım. Yoksa bir anda hemen dışları kızarır, içleri çiğ kalabilir. Tavaya koyduktan sonra da kabarmaya devam ediyorlar. Direkt pişirme kağıdıyla koyuyorum çünkü onu çıkartırken de böyle elimiz az bile değse hemen şekli bozulabiliyor. Ben bozulmasını istemedim. Pişirmesine de hiçbir engel değil. Pişirme kağıdıyla çevirebilirsiniz veya kendi zaten çok kolaylıkla altından çıkıyor. Bu şekilde sırayla önlü arkalı pişirmeye devam edelim. Tabi durdukça hamurlar kabarmaya, mayalanmaya da devam ediyor. Bu çok güzel bir tarif. Yıllar önce Instagram'da yapmıştım ama YouTube'da ilk defa sizler için videoya çektim. Daha önce büyük bazlama tarifini YouTube kanalında yayınlamıştım. O yoğurtlu bir hamurdu. Bunu su ve sütle hazırladım. Böyle yapıp derin dondurucuya konulabilecek bir tarif aynı zamanda. Fazla miktarda yapıp dondurucuya koyabilirsiniz. Ben bunu tost ekmeği olarak da kullanıyorum. Gerçekten tostlarda çok lezzetli oluyor. Fazla bazlamaları derin dondurucuya koyup daha sonra çıkarttığınızda buzu çözüldükten sonra tost yaptığınızda da çok lezzetli oluyor. Bakın yumuşacık, kıvamı da pamuk gibi. Artık sunum kısmına geçiyorum. Ben bir iki çeşit hazırladım.
Beyaz peynir ve domates. Böyle mini bir sandviç yaptım. Dediğim gibi tostla da çok güzel oluyor. Çocukların beslenme çantaları için de değerlendirebilirsiniz. Okullarda açıldı. İkincisi çikolata. Burada da bir şekilde çikolatayı kullanmış oldum. Sarelle sürdüm. Bazlamalarda ılık olduğu için çok daha güzel oluyor. Sadece üzerine tereyağı sürebilirsiniz. Bunların içini kesmedim. Dışına yağ sürdüm. Yumuşacık bazlamalarımız hazır. Hangi türle yaparsanız yapın. Gerçekten çok lezzetli. Kıvamlarına da bakalım. İçi tamamen sünger gibi. Dokusu da çok güzel. Bazlamamız sıcak olduğu için çikolata içinde daha akışkan bir hale geldi. Ortaya da böyle bir görüntü çıktı. Çikolata biraz alt kısımdan aktı. Mutlaka deneyin. Deneyenlerden yorum bekliyorum. Ayrıca tarifle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz çok güzel bir tarif oldu. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.